Bir gün daha bitti. Servis bekliyorum. Evime gideceğim. Tabii burada kalan kişiler de var. Yani iş yerinin sunduğu yerlerde konaklayan insanlar da var. Lojman şartları bazen iyi oluyor. Bazen de beklenilen konforu sağlamıyor. Ama çalışan kişi için temiz bir banyo, duş alabileceği bir alan, iyi kaliteli bir su, sonrasında temiz bir yatak, temiz bir çarşaf yeterli oluyor. Ama tabii böyle uzun süre kalanlar için, 3 ay, 6 ay kalanlar için, yani tam sezon boyunca çalışanlar için bir oturma alanı, bir kitap okuma alanı, ne bileyim şöyle ayaklarını uzatabilecekleri bir alan elzem oluyor. Bazen bulunuyor, bazen de bulunmuyor. Çoğunlukla yataklarında zaman geçiriyorlar, yataklarında oturuyorlar. Çünkü odalar kalabalık oluyor. Mesela iki kişi kalınması uygun olan yerlerde genellikle 5-6 kişi kalıyor. Çünkü mülkün kıymetli olduğu yerlerde personele lojman tahsis etmek için de bir külfet. Onun için olabildiğince fazla yatak atıyorlar, ranza atıyorlar. Tabii bu ranzalara herkes şey yapamıyor, uyum sağlayamıyor. Mesela kilosu fazla olanlar ya da bir fiziksel rahatsızlığı olanlar. Ben de kaldım çünkü bugünlerde biraz yoğundu. Çok da rahat ettim. Böyle mis gibi ütülü bir çarşaf geldi. Çok mutlu oldum. Böyle beynimde endorfin patlamaları oldu. Çok güzel manzaralı bir yerdeydi lojman. Güne güzel bir manzarayla uyanmak da keyif vericiydi. Ama tabii uzun süre kalınırsa insan bazı şeylerin eksikliğini hissedebiliyor. Bu da işte bu sektörün eksilerinden. Gidip yeni bir terlik almak zorunda kaldım. Çünkü iş yerinde terliğim ıslanmıştı. Kuruması için eve getirdim. Çünkü dolabımda yeterli yer yok. Küçük. Ben de evden fazlaca eşya getirdim. Sonrasında işte evdekilerden birine söyledim. Servis bekleyen iş yeri arkadaşlarımdan birine verin diye. O kadıncağız da getirmeyi unutmuş. Sonra işte birisini aramış, onu güvenli bir yere bırakın diye. Sonrasında evine gitmedi. Evinden getiremedi. Ve ben terliksiz kaldım. Böyle bandajlı sandalet vardı. Onlarla çalıştım ama ayaklarım çok şişti. O yüzden gidip bir tane terlik aldım. Eğer insan çalışıyorsa bazı şeylerin hesabını yapmayacak. İş yerinde daha verimli olabilmesi için ve iç huzuru, iç dinginliği yakalayabilmesi için iş yeri için kişisel ihtiyaçlarını iyi belirlemeli ve o kanalda yatırım yapmalı diye düşünüyorum. Yani bu kesinlikle böyle olmalı. Hani ben niye bunu alıyorum, iş yeri versin dediğinde böyle inatlaşmaya giriyor. Bir köprüdeki iki keçi gibi. Sonuçta çalışan kişi rahatsız oluyor. Ha bugün ha yarın derken bir bakıyorsun ki iş akdi sona ermiş ve sen huzursuz bir ortamda çalışmak zorunda kalmışsın. O sebeple ihtiyaçlar karşılanmalı diye düşünüyorum. İş yeri bana ikinci bir terlik versin, ikinci bir kıyafet versin diye beklemek yerine insan kendi göbeğini kesebilmeli diye düşünüyorum. Ve şimdi servisimin kapısının açılmasını bekliyorum. Telefonumun şarjı çok az. Böyle harika bir doğa içerisinde. Tabii bir zamanlar burası hep ormanlıkmış. Şu an insan nüfusu ve araç trafiği çok fazla. Ama yine de çok güzel. Şu etrafımızdaki çöpleri, pislikleri saymazsak, sevgili termosum da burada. Yani şu plastiklerden, tek kullanımlık atıklardan ne zaman vazgeçeceğiz bilmiyorum. Evet, kısa bir süre bize konfor sağlıyor, bize hizmet ediyor ama sonrasında kuşlara, kaplumbağalara, kirpilere ne yazık ki zehir oluyor. Çünkü onlar bu atıkları gıda sanıyorlar ve üzerinde koku olduğu için, gıda kokusu sindiği için onların hayatını kısıtlıyor, sağlıklarını etkiliyor. Yani insanlar konforu seviyor, rahatlığı seviyor, gelişmişliği seviyor ama bir başka canlının hayatını iyileştirmek daha iyi diye düşünüyorum ve bu insani bir görev, böyle olmalı.